Tartışma bitsin öyle. Sayın Yılmaz Kaya devam edin, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar. Tekrar başlanırsanız. Açalım süreyi tekrar. Arkadaşlar lütfen bakın, kendi arkadaşınız kürsüde, rica ediyorum. Bu döneminde göstermiş oldukları üstün gayret ve fedakarca çalışmalar nedeniyle tüm sağlık emekçilerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Onlar sağlık kahramanlarımızdır. Onlar sağlık şehitlerimizdir. Hepsini rahmetle anıyorum. Gereken saygıyı fazlasıyla hak ediyorlar. Değerli milletvekilleri, sağlıkçıların sorunlarını Sağlık Bakanlığı'na dair kimse görmüyor, duymuyor. Günlük politikalarla yürütülemeyecek kadar yaşamsal öneme sahip sağlık alanındaki sorunların çözümü adına gerçekçi politikaların bir an önce hayata geçirilmesi gerek. Sayın Bakan, bakanlığınız bütçe sunumunda da şu ifadeleri kullanmıştınız. Sağlık çalışanlarımızın çalışma şartlarını iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Doktorların sabit ek ödemelerini artırmak ve bütün sabit ek ödemelerinin genel bütçeden yapılmasını sağlamak istiyoruz. Bu konuda sayın milletvekillerimizin desteğine ihtiyacımız var demiştiniz. Şimdi buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Elinizi tutan mı var sayın bakan demiştim komisyonda da. Ama gördük ki açıklama yaptığınız esnada bile size yönelerek ne oluyor burada, ne dedi tavırlarıyla elinizi tutanın da sayın cumhurbaşkanı olduğunu herkes gördü. İnanın çok üzüldüm. Günahınızı almışsınız sayın bakanım. Ama biz desteğe hazırız. Yeter ki siz bu sorunları çözmek için cesaretle adımlarınızı atın. Hatta maalesef yapmayı duyurduğunuz maaş zammını bile sulandırdınız. Zaten tüm memurlara yapılacak iken toplumun göz önünde sadece hekimlere yapılacak gibi göstererek hedef haline getirdiniz. Bunu bile beceremedik sayın bakanım. En kısa sürede gerekli düzenlemeyi getirin ki bütün sağlık emekçilerimiz için gerekli çalışma ve yaşam koşullarını sağlayalım. Sayın Bakan, Sağlık Bakanlığı olarak sizler ne sağlıkçıların haklarını savunuyorsunuz, ne doktorların, ne hemşirelerin, ne de vatandaşın. Bu tavırlarınız biz doktorların sizlerin sanki bir hekim olmadığınız şüphesine neden oluyor değerli arkadaşlar. Ya da bu koltuklara kim oturuyorsa doktorluğu unutuyor. Sağlık Bakanlığı'nı vahşi kapitalizmin dengesini koruyan bir şirket CEO'su şeklinde değil de bir çocuk doktoru, deontolojiyi benimseyen bir hekim olarak yönetseniz bu sorunların hepsi bitecektir diye düşünüyorum. Şimdi değerli milletvekilleri, COVID-19 pandemisiyle yaklaşık 18 aydır en önde cephede savaşan sağlık emekçileri hiçbir yetkinin yaşadıkları sorunları duymadığını bizlere haykırıyor. Siz de bu sağlık emekçilerinin çığlığını duyuyor musunuz? Bence duymuyorsunuz. Etkinliği dahi belli olmayan ki %50 koruyuculuğu olduğu söylenen Sinovac aşısına koca ülkeyi teslim ettiniz. Üstelik de çok rahat ulaşabileceğimiz bulanların Türk bilim insanı olduğu Alman BioNTech aşısı var iken. Sayın Bakan, yoğun bakımlarda yatan ve ölen insanlarımızın çoğunluğu aşısızlardır. Ancak ikinci sırada çoğunluk iki Sinovac aşısı yaptıranlardır maalesef. Bunun farkında mısınız? Değerli milletvekilleri, sağlıkçılar insanca çalışmak ve insanca yaşamak isteklerine aykırıyorlar. Öncelikli olarak sağlıkçılarımızın yoğun çalışma koşullarını düzenlemesi adına eksik kadrolara gerekli atamalar bir an önce yapılmalı, özlük hakları iyileştirilmelidir. Sağlık çalışanları hastalardan, hasta yakınlarından, idarecilerden, siyasilerden baskı görüyor. Sağlık emekçileri bitmek bilmeyen geçici görevlerin sonlandırılmasını, personel açığının giderilmesini istiyor. COVID-19'un meslek hastalığı sayılmasını istiyor. Aşırı ve düzensiz çalışmanın sonlandırılarak çalışma saatlerinin insani çalışma koşulları göz önünde alınarak yeniden düzenlenmesini istiyor. Kaba kuvvete, saldırı ve şiddete maruz kalan sağlıkçılar güvenli çalışma ortamı istiyor. İnanın yakında sağlıkçı bulamayacaksınız arkadaşlar. Yıllık izinlerde yaşanan sorunların artık çözülmesini istiyor. 300-600 ek gösterge sözü yerine getirilmedi. Bu sözlerin tutulmasını istiyor. Sağlık çalışanları arasındaki ücret dengesinin düzeltilmesini istiyorlar. Hasta ve doktor için kötü olan performans sisteminin kaldırılmasını, kota sisteminden bir an önce vazgeçilmesini istiyorlar. Bunları yapmak çok mu zor sayın bakan? Değerli milletvekilleri, maalesef acı bir gerçekten daha bahsedeceğim. Avrupa bizi kıskanıyor diyorsunuz. Ancak aslında Avrupa'daki sağlıkçılar halimizi acıyor. Şöyle ki, hastanelerde yapılan her türlü işlemlerin ve malzemelerin süt ödemeleri artık hastaneleri batırma, yapılan işlemleri durma noktasına getirmiştir. Bir torba gübrenin 500 lira olduğu, bir depo benzinin 600 lira dolduğu ülkemizde hastanelerde yapılan bir koroner anjiyo süt karşılığı 523 lira. Sayın bakanlarım, siz daha iyi anlayasınız diye daha başka örnek vereyim. Osman Gazi Köprüsü'nde en düşük geçiş ücreti olan otomobil için KDV dahil 37,8 dolar karşılığı 520 lira. Oysa sezeryan için ödenen para 567 lira arkadaşlar. Yine apandist ameliyatına 505 lira ödüyor
iktidar hastanelere. Yakında bu ameliyatlar ve bu işlemler yapılamayacak değerli arkadaşlar. Köprü geçiş ücreti için hatta geçmeyen araç için yandaş şirketlere, haramzadelere 520 lira ödeyen iktidar ameliyatlar ve işlemler için maliyetlerin çok çok altında ödemeler yapmaktadır. İktidar neden vatandaşlarımızın sağlığını düşünmemektedir? Oysa tamamlayın sözlerini. Oysa bu süt ödemelerinin içinde hastanelerin masrafları haricinde özellikle doktor ve sağlık çalışanlarının da emeğinin karşılığı vardır. Emeklerinin karşılığını verin lütfen. Bakın bu süt ödemeleri çok önemli. Şu anda ülkemizde 1000 dolara kalp ameliyatları yapılıyor. Bakın ben Avrupa fiyatlarını bile söylemiyorum Sayın Bakanım. Amerika'ya geçtik, Avrupa'da bile şu anda bu ameliyatlar 5000 dolardan aşağı mal olmuyor. Sayın Bakan, bütçenizdeki tablo tercih meselesi. Tercihinizi haramzadelerden, ülkeyi soyanlardan değil de hastanelerinizden, doktorlarınızdan, sağlık emekçilerinizden yana kullanabilseydiniz her şey çok güzel olacaktı. Bu bütçenizde hastaneler yok, doktor yok, hemşire yok, atama bekleyen sağlık personelleri yok, sağlık yönetimi bölümü mezunları yok maalesef Sayın Bakanım. Ama her şeye rağmen 2022 yılı bütçesinin ülkemize, milletimize ve sağlık emekçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diyorum. Yüce Yeti saygıyla selamlıyorum.